Bir zamanlar oğluyla birlikte yaşayan yoksul ve dul bir kadın varmış. Oğlu Jack çok tembel bir delikanlı olduğu için hiç çalışmazmış. Bu yüzden de paraları yok denecek kadar azmış. Anne, yiyecek bir şey var mı? Karnım çok acıktı. Gün geçtikçe o kadar fakirleşmişler ki karnını bile doyuramadıkları inekleri süt beyazı satmaya karar vermişler. Annesi Jack'e ineği pazara götürüp satabileceği en iyi fiyata satmasını söylemiş. Belki böylece bir süre karınlarını doyuracak paraları olabilecekmiş. Jack pazara giderken yolda tuhaf yaşlı bir adama rastlamış. Yaşlı adam ineğe şöyle bir göz atmış ve delikanlıya, "Bak çocuğum, bana bu ineği verirsen karşılığında sana çok değerli şeyler veririm," demiş. Jack bunu duyunca gözleri parlamış, çok sevinmiş. Yaşlı adam cebinden 5 tane fasulye tanesi çıkarmış. Fasulye tanesi mi? Ama bunlar sihirli. Jack önce adama inanmamış tabii. Yaşlı adam ısrar etmiş. Bak delikanlı, belli ki sen iyi yürekli, akıllı bir çocuksun. Bu fasulye tanelerini al, pişman olmayacaksın. Jack bu yaşlı adamın kendisine yalan söylemediğini düşünmüş ve fasulyeler karşılığında süt beyazı yaşlı adama vermiş. Yaptığı bu değiş tokuştan çok memnun koşarak evine dönmüş. Anne, bak elimde ne var? Annesi Jack'in sevinçle kendisine koştuğunu görünce ineği satıp çok para aldığını düşünmüş tabii. Ama sonra Jack ona fasulye tanelerini gösterince annesi çok kızmış. Fasulye tanelerini bahçeye fırlatmış. Sonra da ceza olsun diye Jack'i odasına yollamış. Ben söyleyene kadar odandan çıkmayacaksın. Sana bu akşam yemek de yok. Sabah olunca Jack pencereden dışarı bakmış ve gözlerine inanamamış. Yatak odasının penceresinden dışarıda bir bitkinin hızla büyüdüğünü görmüş. Bu ne bir ağaç ne de dev bir çiçekmiş. Gökyüzüne doğru büyümüş, sihirli bir fasulye sırığıymış. Jack odasının penceresinden fasulye sırığının üstüne atlamış. Dev fasulye sırığının gövdesine tutunarak yukarı doğru tırmanmaya başlamış. Bir süre sonra kendini her şeyin normalden daha büyük olduğu garip bir yerde bulmuş. Çiçeklerle çevrili bir yol ve yolun sonunda çok büyük bir ev varmış. Jack evin yanına gidip kapıyı çalmış. Kapıyı dev bir kadın açmış. Yiyecek bir şeyiniz var mı diye soracaktım da. Var. Ama dev kocam gelmeden ortadan kaybolman gerek. Çünkü çocuklara hiç dayanamaz. Onları hemen yer. Jack biraz korkmuş tabii. Ama karnı da çok açmış. Tam bir şeyler yemek üzere sofraya otururken dışarıda birinin gür bir sesle konuştuğunu duymuş. Tefi fofum, çocuk kokusu aldı burnum. Çiğ ya da pişmiş fark etmez. Ne kadar yesem de bana yetmez. Kadın, "Fırına saklan!" demiş Jack'e. Jack hemen fırının içine girip saklanmış. Dev mutfağa girip etrafı koklamaya başlamış. Çocuk kokusu alıyorum. Ne çocuğu hayatım? Dün kediye verdiğim etlerin kokusunu aldın herhalde. Dev yemeğini bitirdikten sonra kese kese altınlarını saymaya başlamış.
Kısa bir süre sonra altın saymaktan yorulup uykuya dalmış. Jack saklandığı yerden çıkıp bir kese altın almış. Keseyi sihirli fasulyesinden aşağı atmış. Ardından fasulyenin sırığına tutuna tutuna aşağı inmiş. Aşağı attığı altın kesesini bulmuş ve hemen eve koşmuş. Annesi altınları görünce çok sevinmiş. Artık yoksulluk ve açlık çekmeden rahatça yaşayabileceklermiş. Ama birkaç ay sonra ellerindeki tüm altınlar bitmiş. Jack çaresiz tekrar sihirli fasulyesine tırmanarak devin yaşadığı yere gitmiş. Devin karısı bu kez ona şüpheyle yaklaşmış. Geçen gelişinde bir kese altınımız kayboldu. Yine de delikanlıya acımış ve içeri almış. Çok geçmeden dev çıka gelmiş. Fe fi fo fum, çocuk kokusu aldı burnum. Çiğ oda pişmiş fark etmez. Ne kadar yesem de bana yetmez. Devin şarkısını duyan delikanlı hemen yine fırına saklanmış. Dev yemeğini bitirdikten sonra karısına tavuğunu getirmesini söylemiş. Karısı tavuğu getirince yumurtla diye emretmiş dev. Ve delikanlının şaşkın bakışları altında tavuk altın bir yumurta yumurtlamış. Dev dinlenmek için odasına gidince Jack saklandığı yerden çıkmış ve tavuğu alıp fasulye sırığından aşağı inmiş. Jack ve annesi altın yumurtlayan tavuk sayesinde yine zengin olmuşlar. Ama aradan zaman geçince Jack bir kez daha şansını denemeye karar vermiş ve tekrar sihirli fasulyesine tırmanmış. Bu sefer eve devin karısına görünmeden girip koca bir bakır kazanın içine saklanmış. Biraz sonra dev girmiş içeri. Fe fi fo fum, çocuk kokusu aldı burnum. Çiğ oda pişmiş fark etmez. Ne kadar yesem de bana yetmez. Devin karısı bu kez çocuğu yakalatmaya karar vermiş. Eğer burada bir çocuk varsa fırına bak, kesin oradadır. Jack fırında değilmiş tabii ki. Dev ve karısı çocuğu bulmaya kararlıymış. Fakat evin altını üstüne getirmelerine rağmen onu bulamamışlar. Dev yemekten sonra altın bir arp çıkarmış ortaya. Çal diye emretmiş. Arp ninniler çalıp devi uyutmuş. Jack o anda bu arpı her şeyden çok istediğini anlamış. Horlaya horlaya uyuyan devin dizine tırmanmış, masaya atlamış ve arpı kapmış. Fakat hiç beklemediği bir şey olmuş. Diye bağırmış arp. Jack sırtında arp masadan aşağıya atlamış. Uyanan dev peşine takılmış. Jack sihirli fasulye sırığından hızla aşağıya kaymaya başlamış. Dev de peşinden geliyormuş. Aşağıya ulaşınca anne çabuk bir balta getir demiş. İkisi birlikte sihirli fasulye sırığını baltayla kesmeye başlamışlar. Ve sonunda fasulye sırığıyla birlikte dev de güm diye yere düşmüş. Devden kurtulmuşlar. Oh be, kurtulduk. Kurtulmuşlar kurtulmasına ama
Jack yaptıkları için çok pişman olmuş. Açgözlülüğü yüzünden az daha canından oluyormuş. Annesine bir daha kimsenin malını çalmayacağına ve çok çalışacağına dair söz vermiş. O günden sonra Jack ve annesi hiç fakirlik çekmemişler. Evet, altın yumurtlayan bir tavukları varmış. Ama Jack çalışmaktan hiç vazgeçmemiş. Bir zamanlar Hansel ve Gretel adında iki kardeş yaşarmış. Anneleri onlar daha bebekken ölmüş. Ormanda bir kulübede babalarıyla birlikte yaşıyorlarmış. Babaları hem odunculuk yaparak para kazanmaya çalışıyor, hem de çocuklarına bakıyormuş. Tek başına hem iş hem de çocuklarla baş edemeyen baba, birkaç yıl sonra tekrar evlenmiş. Oduncunun yeni karısı zengin bir aileden geliyormuş. Ormanın kıyısında yıkık dökük bir kulübede oturmaktan ve yokluk içinde yaşamaktan nefret ediyormuş. Üstelik üvey çocuklarını da hiç sevmiyormuş. Hansel ve Gretel çok soğuk bir kış gecesi yataklarına yatmış, uyumaya hazırlanırken üvey annelerinin babalarına "Bu kışı nasıl geçireceğiz? Çok az yiyeceğimiz kaldı. Eğer bu çocuklardan kurtulmazsak açlıktan öleceğiz." dediğini duymuşlar. Babaları bağırarak bu teklife karşı çıkmış. "Tartışmaya gerek yok," demiş karısı. "Ben kararımı verdim. Yarın onları ormana götürüp bırakacağız." Gretel bunları duyunca ağlamaya başlamış. Abisi Hansel onu teselli etmiş. "Ne olur endişe etme Gretel. Evin yolunu bir şekilde bulup döneriz." O gece geç saatlerde Hansel gizlice dışarı çıkmış ve cebine bir sürü çakıl taşı doldurmuş. Sabah olduğunda ailece ormana doğru yürümeye başlamışlar. Babaları çocuklara gezmeye gittiklerini söylemiş. Yürürlerken Hansel cebindeki çakıl taşlarını kimseye fark ettirmeden yere atıp geçtikleri yolu işaretlemiş. Öğle üzeri babalarıyla üvey anneleri onlar için bir ateş yakmışlar ve hemen geri döneceklerini söyleyip ormanın içinde yok olmuşlar. Tabii geri dönmemişler. Gece olmuş. Ormanda gece yaşayan hayvanların korkunç sesleri yankılanıyormuş. Kurtlar etraflarında ulurken korkudan tir tir titreyen Hansel ve Gretel ay doğana kadar ateşin yanından ayrılmamış. Sonra ay ışığında parlayan çakıl taşlarını izleyerek evlerine doğru yürümüşler. "Aferin abicim, çok akıllıca bir şey yaptın." Çocuklar evlerine döndüklerinde babaları onları bir anda karşısında görmüş ve çok sevinmiş. Üvey anneleri de sevinmiş gibi davranmış ama aslında kararını değiştirmemiş. İçten içe çocukların geri dönmesine çok bozulmuş. 3 gün sonra üvey anne onlardan kurtulmayı tekrar denemek istemiş. Gece çocukların odasının kapısını kilitlemiş. Bu sefer Hansel'in çakıl taşı toplamasına izin vermemiş. Ama Hansel zeki bir çocukmuş. Sabah ormana doğru yürürlerken akşam yemeğinde cebine sakladığı kuru ekmeğin kırıntılarını yere saçıp yine arkasında bir iz bırakmış. Öğleye doğru üvey anneleriyle babaları bir bahane uydurup çocukları yine ormanda bırakıp gitmişler. Onların geri dönmediklerini görünce Hansel ve Gretel bu kez hava kararmadan evlerine dönmek istemişler. Ama bu sefer geride bıraktıkları izi bulamamışlar. Çünkü kuşlar bütün ekmek kırıntılarını yiyip bitirmişler. Gretel ağlamaya başlamış. Hansel de umutsuzluğa kapılmış ilk kez. Bu defa çocuklar gerçekten de kaybolmuşlar. Ormanda 3 gün 3 gece aç karnına ve korkudan titreyerek dolanıp durmuşlar.
üçüncü gün bir ağacın dalında bembeyaz bir kuş görmüşler. Kuş onlara güzel sesiyle şarkılar söylemiş. Onlar da açlıklarını unutup kuşun peşine düşmüşler. Kuş onları tuhaf bir evin önüne getirmiş. Bu evin duvarları ekmekten, çatısı pastadan ve pencereleri de şekerdenmiş. Evin her yanı rengarenk kremalarla süslüymüş. Hansel ve Gretel gözlerine inanamamışlar. Ev muhteşem lezzetli görünüyormuş. Çocuklar tüm yorgunluklarını unutup eve doğru koşmuşlar. Tam Hansel evin duvarından, Gretel de pencereden bir parça yiyecekken içeriden bir ses duyulmuş. Evimi kim kemiriyor bakayım? Bir bakmışlar, kapıda dünya tatlısı yaşlı bir teyze duruyor. Çocuklar başlarına gelenleri yaşlı kadına anlatınca kadın çok üzülmüş, çocuklara acımış ve onları içeri almış. İçerisi evin dışı gibi değilmiş. Korkutucu, değişik bir evmiş. Ama çocuklar yorgun ve aç oldukları için bunu hiç önemsememişler. Yaşlı kadın çocukların önüne çeşit çeşit yemekler ve tatlılar koymuş. Çocuklar daha önce hiç yemedikleri yiyecekleri yemişler. O gece yumuşacık kuş tüyü yataklarda yatmışlar. Sabah olduğunda çocuklar uyanmışlar. Aa, kadın evde yokmuş. Evi dolaşmaya başlamışlar. Koridorun sonunda küçük bir kapı görmüşler. Kapıyı açınca içeride sandık sandık altınlar, değerli hazineler olduğunu görmüşler. Tabii çok şaşırmışlar. Hansel odaya girmek istemiş. Tam bu sırada duydukları sesle irkilmişler. Ne yapıyorsunuz bakayım siz? Çocuklar arkalarını döndüklerinde karşılarında duran cadıyı görmüşler. Yaşlı kadın dikkatsiz çocukları tuzağa düşürmek için evini ekmek ve pastadan yapmış bir cadıymış meğer. Çocuklar evden kaçmayı denemiş ama kapı kilitliymiş. Cadı Hansel'i saçlarından tuttuğu gibi çekerek sürüklemiş ve onu demir bir kafese kilitlemiş. Sonra da Gretel'i sürüye sürüye mutfağa götürmüş. Kardeşin çok zayıf. Ona yemekler pişir. Onu şişmanlat. Eti budu yerine gelince ağzıma layık bir yemek olacak. Ama sen hiçbir şey yemeyeceksin. Bütün yemekleri o yiyecek. Gretel çaresizce cadının söylediklerini yapmış. Neyse ki Hansel akıllı ve soğukkanlı bir çocukmuş. Gözleri pek iyi görmeyen cadıyı kandırmaya karar vermiş. Her gece cadı uyurken kafesin altındaki yeri kazıyormuş. Cadı şişmanlayıp şişmanlamadığını anlamak için sabah olunca Hansel'i kontrol ediyormuş. Hansel de kardeşinin verdiği yemekleri yemiyor, kazdığı yere gömüp saklıyormuş. Cadı da mutfağa gidip Gretel'e daha fazla yemek yapmasını söylüyormuş. Bu böyle günlerce sürmüş. Bir gün artık cadının sabrı taşmış. Şişman zayıf fark etmez. Bugün Hansel böreği yapacağım. Gretel'e dönmüş. Fırına git bak bakalım. Hamur iyice pişmiş mi? Korku içinde yaşamasına rağmen Gretel'in de Hansel gibi hala aklı çalışıyormuş. Cadının onu fırına iteceğini anlamış. Başımı fırına sokamıyorum. Hamuru göremiyorum. Diye sızlanmış Gretel. Cadı elinin tersiyle Gretel'i hızla kenara itmiş ve başını fırına sokmuş. Gretel bütün gücünü toplayıp yaşlı cadıyı fırının içine itivermiş. Sonra da arkasından kapağı kapatmış. Gretel cadının anahtarları sakladığı yeri biliyormuş. Hemen koşup anahtarı almış ve Hansel'i kilitli olduğu kafesten kurtarmış. Fırından çıkan alevler evi kaplamış.
İki kardeş yanmakta olan evden kaçıp tekrar ormana dalmışlar. Ama nereye gideceklerini hiç bilemiyorlarmış. Bir süre sonra karşılarına bir dere çıkmış. Kocaman bir kuğu önce Hansel'i, sonra da Gretel'i karşı kıyıya geçirmiş. Çocuklar etrafına bakılmış. Birden bulundukları yeri tanımışlar. Hızla evlerine doğru koşmuşlar. Çocuklarını karşısında gören baba çok mutlu olmuş. Sevinç gözyaşları içinde onları ormanda bıraktıktan kısa bir süre sonra o acımasız üvey annelerinin ailesinin yanına döndüğünü söylemiş. Yaptıkları için çok pişman olduğunu ama çok aramasına rağmen onları ormanda bulamadığını anlatmış. Çocukları babalarını çok seviyormuş. Onu affetmişler. Şimdi babalarını bir sürpriz daha bekliyormuş. Hansel ceplerinden, Gretel de önlüğünün cebinden cadının evinde buldukları altın ve elmasları çıkarmışlar. Babaları gözlerine inanamamış. Böylece ailenin tüm sıkıntıları sona ermiş. O günden sonra da ömürlerini mutluluk ve zenginlik içinde sürdürmüşler.